Erem Şentürk, Amerika'da askeri darbe hazırlıkları. Trump kimsenin sevmediği sakil bir emlak kralı. Amerika'da mavi omurga ölesiye nefret ediyor Trump'tan. Yazarlar, oyuncular, sanat baronları, yemek gurmeleri, pop müzik ikonları ve medyanın tamamına yakını derken, kendi medyası hariç, Trump'tan nefret etmeyen yok. Bunun yanına AB içinden gelen eyvah seslerini de eklemek lazım. Aslında bu nefret halktan gelmiyor. Nefret iş icabı profesyonel bir aksiyon. Devrimci, hümanist, solcu, elit, aydın, sanatçı gibi malların satıldığı bir endüstri Trump'tan nefret ediyor. Trump'ın kazandığının ilan edilmesinin ardından protestolar başladı. Hatta Kaliforniya eyaletinden biz ayrılıp bağımsız devlet olmak istiyoruz sesi bile çıktı. Sırada Virginia ve Texas'ın olduğu söyleniyor. Böyle bir şey mümkündür değildir umurumda değil. Allah daha beter etsin paramparça olsunlar inşallah. Ama bizi ilgilendiren kısmı burası değil. Bizi ilgilendiren kısmı bunların hepsi askeri darbe olgunlaştırma süreçleri. Elitlerin şeytanlaştırması, medyadan pompalanan nefrete kapılıp sokaklara çıkan insanlar, cam çerçevelerin kırılması derken ve sonunda kan dökülmeye başlaması. Bunlar klasik darbe hazırlık süreçleridir. Amerika'da askeri darbe olur mu sorusuna David Hurst şu cevabı veriyor. Amerika'da askeri darbe süreç halinde devam etmektedir. Zaten hep darbe halinde yaşandığı için açıktan bir Pentagon müdahalesine gerek yoktur. Pentagon doğrudan müdahale edip Trump'ı düşürmez ama kendi istedikleri mecburiyetler çerçevesine itebilir. Elitlerin nefret etmesi ve sokaklarda protesto yapmak tek başına yetersizdir. Elitleri haklı çıkaracak bir trajedi yaşanması gerekir. GWOT Global War on Terrorism süreciyle yeterince şekillenmemiş düşman müslüman temeli mavi omurganın ihtiyacı olan trajedi için verimli bir zemin. Tam bu noktada Trump döneminde hiç olmadığı kadar katil, hiç olmadığı kadar savaşçı bir Amerika göreceğiz. Bunların hepsi de konuyla hiç ilgisi olmayan Alman asıllı şımarık ve emlak kralı üzerinden yürütülecek. Eremşen Türk Diriliş Postası